İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin İMC Gazetesi. Toprak da istemiyor. Mersin Akkuyu'da nükleer santralde reaktörün oluşturacağı temelin bazı bölümlerinde 10 ay önce çatlak oluştuğu ve gizlendiği ortaya çıktı. 3 fidan Mersin'de anıldı. Mersin 68'liler Derneği Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilmelerinin 47. yılında andı. Haberci Gazetesi. Zamlandı. Mutfaktaki yangın büyüyor. Mersin'de 200 gram ekmeğin fiyatı 1 liradan %25 zamla 1 lira 25 kuruşa çıktı. İthal patatesler denetimden mi kaçırılıyor? HDP Mersin Milletvekili Doktor Rıdvan Turan, ithal edilen yemeklik patateslerin yeterli denetimden geçmediğini iddia ederek konuyu meclis gündemine taşıdı. Çukurova Gazetesi. Yılda ortalama 8 bin çocuk cinsel istismara uğruyor. Mersin Çocuk Ağı girişimi, kayıtlara giren verilere göre son 16 yılda 18 yaşın altındaki 440 bin çocuk doğum yaptı. Cinsel suçların %46'sı çocuklara yönelik işlendi ve çocuğun cinsel istismarında Türkiye dünyada 3. sırada yer aldı. Yılda ortalama 8 bin çocuksa cinsel istismara uğruyor dedi. KESK çalışanlar için kampanya başlatıyor. KESK güvencesizliğe, ihraçlara, ücretli, sözleşmeli istihdamda yaşanan artışa, siyasal kadrolaşma, işe almada ve görevde yükselmede mülakat sisteminin ağırlığının arttırılmasına, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sisteminin olumsuz etkilerine karşı güvencesizliğe son, güvenceli iş, güvenli gelecek haktır kampanyası başlatıyor. Akdeniz Gazetesi. Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu. Mersin polisi cebe havale yöntemi kullanarak Galatasaray ile Beşiktaş arasında dün gece oynanan derbi maçında yasa dışı bahis oynatan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Türkiye'nin ilk tematik geri dönüşüm parkı açılıyor. Yaptığı ilklerle dünya gündeminde yer bulan Mezitli Belediyesi yeni bir projeyle daha adından söz ettirecek. Tamamı atık malzemelerden yapılan Geri Dönüşüm Parkı 9 Mayıs Perşembe günü açılıyor. Mersin Gazetesi. Dünyada demir-çelik fiyatları düşerken Türkiye'de yükseliyor. MTSO Metal Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Beler, dünyadaki korumacılık tedbirleri ve yatırımlarındaki durgunluk nedeniyle sektörde stokların büyüyeceğini ve fiyatların düşeceğini söyledi. Bürokratlar işlerini yapar, hizmeti siyaseti karıştırmam. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kenti birlikte yöneteceği A takımıyla bir araya gelerek bazı uyarılarda bulundu.